Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda kurban hadisesini konuşmaya devam ediyoruz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Peygamber Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" hadisi şerifinde ne demek istediğini anlatacak. Ayrıca İhlas Vakfı'nın kurban hizmetleriyle ilgili, kurban faaliyetleriyle ilgili bilgiler verecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kurban Bayramı yaklaştıkça İhlas Vakfı'nın da faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün izleyenlerimize hem vakfın kurban faaliyetleriyle ilgili bilgiler verelim istiyoruz. Hem de Peygamber Efendimizin o hadisi şerifinde ne demek istediğini açıklayalım istiyoruz. Peki efendim. Buyurun. Efendim yalnız önce geçen programımızda hani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesini anlatmıştık ya efendim. Evet. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili ve İsmail Aleyhisselam ile ilgili bir iki meseleyi daha müsaade ederseniz anlatayım. Tabii ki. Buyurun. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala üç şekilde imtihan etti. Bu imtihanlardan bir tanesi önce Nemrut hani ateşe atıyor ya, bu ateşle imtihanı. Bu imtihanı geçti İbrahim Aleyhisselam. İkinci imtihanı oğlu Hazreti İsmail'in kurban edilme hadisesi var değil mi? Evet. Emredilince efendim hiç tereddüt etmeden evladını kurban etmeye kalkıştı. Evladı ile imtihanı var. Zordur ha evlatla imtihan. Allah korusun. Efendim yani. Üçüncü imtihanında malı ile imtihan etti Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı. O imtihan neticesinde bütün malını vakfetti İbrahim Aleyhisselam. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir kıssa var. Bunu anlatmak istiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın 12 bin sürüsü vardı. Sürüsü, 12 bin koyunu demiyorum. Alper Bey, sürünün 12 bin sayısı 12 sürüsü. Bin. Evet. Efendim bu sürülerin sahraları doldururdu, ovaları doldururdu sürüleri. Bu sürüleri korumak için 1000 tane de köpeği vardı. 12 bin sürüyü korumak için 1000 tane de köpeği vardı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dünya malına ehemmiyet vermediğini göstermek için bu köpeklerinin tasmalarını altından yaptırmıştı. Alper Bey, yani altından tasma. Köpek tasması. Düşünebiliyor bin musunuz? 1000 köpeğin tasması. Evet. Bir gün sürülerini kontrol etmek için sürülerinin yanına gitti. İşte o zaman Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geldi. Efendim İbrahim Aleyhisselam'a selam verdi. Fakat Cebrail Aleyhisselam olduğunu yani melek olduğunu söylemiyor. İnsan kılığında. Bu sürüler kimindir diye sordu. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor. Yani bu sürüler kimindi? İbrahim Aleyhisselam da diyor ki bu sürüler Allah-u Teala'nındır. Fakat benim elimde emanet olarak bulunuyor dedi. Cebrail Aleyhisselam bu sürülerden birini bana satar mısın dedi. Çünkü 12 bin sürüsü var ya. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki Allah-u Teala'nın ismini bir kere söyle. Bu sürünün, bu sürülerimin üçte birini sana vereyim dedi. Satayım da demiyor ha, vereyim dedi. O zaman Cebrail Aleyhisselam bir kere La ilahe illallah dedi bir kere. İbrahim Aleyhisselam'ın hoşuna gitti. O kişinin yani Cebrail o Aleyhisselam olduğunu bilmiyor ya La ilahe illallah demesi. Bir kere daha söyle diyor. Efendim üçte birini daha vereyim sana diyor. Cebrail Aleyhisselam tekrar La ilahe illallah diyor. Bu sefer şevke geliyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya bir kere daha söyle diyor. Hepsini vereyim sana diyor. La ilahe illallah diyor Cebrail Aleyhisselam. Tamam diyor hepsini sana verdim diyor. Köpekler kalıyor meydanda tabii. Köpeksiz de olmaz ki değil mi? Tabii. Efendim hayvanları kim bekleyecek? Diyor bir kere daha söyle diyor. Bu köpekleri diyor tasmalarıyla beraber sana vereyim diyor. Cebrail Aleyhisselam tekrar La ilahe illallah diyor. O zaman efendim İbrahim Aleyhisselam sürüleri, köpekleri teslim etmek istedi Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam o zaman dedi ki ya İbrahim ben Allah-u Teala'nın emriyle
seni imtihana geldim. Seni imtihan etmeye geldim. İmtihanı geçtin, kazandın ya İbrahim. Bu sürülerin tamamı senindir dedi. Ben Cebrail'im dedi. Efendim güzel bir şey. Evet. İşte İbrahim Aleyhisselam o sürüleri sattı. Efendime söyleyeyim. Onların paraları ile arazi ve mülkler satın aldı. Bu satın almış olduğu arazi ve mülklerin tamamını vakfetti. Bakın vakfetti. Evet. Vakıf programımızın ismi vakıf medeniyeti ya. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın şefaatine hepimizi nail eylesin. Amin. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ı oraya bıraktı ya annesi Hacer annemizle beraber. Hacer annemizle beraber uzun zaman oralarda kaldılar. Efendim Hazreti Sare'ye de ihtiyar halinde Allahu Teala İshak isminde bir oğul verdi. O da peygamberdir İshak Aleyhisselam. Değil mi efendim? Evet. İşte İbrahim Aleyhisselam birkaç defa daha Hazreti Hacer'i, Hazreti İsmail'i görmeye geldi. Efendim bir defasında Hazreti İsmail ile beraber oğluyla beraber Beytullah'ı inşa ettiler. Çünkü ortadan yok olmuştu. İlk inşa eden Adem Aleyhisselam'dır biliyorsunuz. Efendim hatta Hacerül Esved'i efendim bir sel götürmüş dağlardan birisine. O dağdan efendim Hacerül Esved'i Allahu Teala'nın emriyle buldu, çıkarttı. Hacerül Esved'i şey yaptı, koydu. Efendim bir taşa hani yükseldikçe yetişmek zor oluyor ya. O taşa basardı. İşte sevgili peygamberimizin de hususiyetidir. Taşa bassa ayağının izi çıkardı, kuma bassa ayağının izi çıkmazdı Efendimizin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o Kabe'yi inşa ederken kullandığı taş da ayağının izi var mübarek ayağının. Makamı İbrahim derler ona. Evet. Değil mi? Hacı efendiler ziyaret ediyorlar. Ömre'ye gidenler ziyaret ediyorlar. Hatta o taşın İnşallah bir programda anlatırız Kabe'nin inşa edilmesini. Asansör gibi ihtiyaç halinde yukarı çıkar, aşağı inerdi yani. O taşın özelliği oydu. İşte İsmail Aleyhisselam'la beraber, oğluyla beraber Beytullah'ı inşa ettiler. Sonra hac etti. İsmail Aleyhisselam'a da haccın rükünlerini tarif etti filan. Sonra Hazreti Hacer annemiz vefat etti. İsmail Aleyhisselam da vefat ettiği zaman oraya gömüldü. Hani Beytullah'ın bir tarafında hilal şeklinde bir yer vardır. Evet. Oraya Hicri İsmail derler. Hicri İsmail derler. Hicri İsmail denilmesinin sebebi hem Hacer annemizin, Hazreti Hacer radıyallahu anha annemizin hem de Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın orada yattığı rivayet edilir. Hatim'de oraya defnedildi. Deniyor. Efendim işte İbrahim Aleyhisselam yine oğlu artık İsmail Aleyhisselam büyümüş. O Cürhimi kabilesi de onları çok sevmişler. Cürhimilerden bir kızdan evlendirmişler. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı. Tabi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a vasiyet etmiş. Demiş ki oğlum saliha kadınlarla evlen. Muttaki Müslümanlarla evlen. Bu senin alnında parlayan nur. Ahir zaman peygamberi evladımızdan efendim Muhammed Aleyhisselam'ın efendim nurudur. O nuru temiz analara teslim et evladım diye vasiyet ve nasihat etmiş. İşte İsmail Aleyhisselam da o kabilenin büyükleri o kızı methettiler diye almışlar filan. İbrahim Aleyhisselam da hanımı Hazreti Sare'den izin almış efendim. Ziyarete geliyor oğlunu. Efendim geldiği zaman İsmail Aleyhisselam da av etiyle geçinirlermiş. Ava çıkmışlar. Efendim eve uğruyor, sesleniyor. İçeriden bir hanım çıkıyor. İşte o hanımı Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın. Efendim İsmail nerede diyor. Evimize yiyecek temin etmek için ava gitti diyor. Efendime söyleyeyim. Peki diyor geçiminiz haliniz nasıldır diye İbrahim Aleyhisselam soruyor. Kadıncağız diyor ki şiddetli bir darlıkta ve sıkıntılı bir haldeyiz diyor. Yani halinden acayip şikayetler ediyor böyle. O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki hiç buyur filan da etmiyor yani. İbrahim Aleyhisselam diyor ki
Kocan geldiği zaman bir ihtiyar geldi. Efendime söyleyeyim, sana selam söyledi. Kapısının eşiğini değiştirsin dedi. O gelen ihtiyar dersin diyor. Sonra İsmail Aleyhisselam avdan dönüyor. Bakıyor ki çok güzel koku görüyor. İşte İsmail Aleyhisselam'ın kokusu. İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu. Kim geldi diyor. Efendi diyor, bir yaşlı bir zat geldi diyor. Peki diyor, nasıldı diyor. Şöyle şöyleydi diyor. O benim babamdı diyor. Bana söylemen için sana bir şey tembih etti mi diyor. Evet et diyor. Ne dedi? Kapısının eşiğini değiştirsin dedi. Ah diyor, o diyor benim babamdı. Kapısının eşiğini değiştirsin dedi dediği, yani efendim sen bu hanımı boşa, bu hanımından vazgeç demesine getirdi. Dolayısıyla diyor, sen diyor efendim kabilenin yanına dönebilirsin diyor. Teşekkür ediyor, helallaşıyor, ayrılıyor. Sonra efendim tekrar evleniyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. Oradan işte yıllar geçince İbrahim Aleyhisselam tekrar ziyarete geliyor Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı. Yine sesleniyor geldiği zaman. Efendim içeriden bir hanımefendi çıkıyor. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir şekilde, yaşlı bir zat çünkü tabii, gelen zat karşılıyor. Efendime söyleyeyim. İlkinden çok farklı bir muamele. Çok farklı bir muamele. Efendim diyor, mübarek başınız diyor, şey yapmış diyor, tozlanmış diyor, uzak yoldan gelmişsiniz, besbelli diyor. Evet. Üstünüz başınız tozlanmış diyor. Efendim atınızdan inseniz de, efendim evimize teşrif etseniz, size ikramlar etsek, yiyecekler ikram etsek, şudur budur, çok böyle sözler söylüyor filan. Hazreti İbrahim Aleyhisselam teşekkür ediyor. Kocan nerede diyor. Efendim diyor, kocam diyor İsmail işte şeye gitti. Yiyecek bulmaya gitti. Şu an evde yok diyor. Efendim siz buyurun diyor, o gelir diyor filan diyor filan diyor. Fakat İbrahim Aleyhisselam atından aşağı inmiyor Alper Bey. Efendim diyor, hiç olmazsa diyor başınız çok tozlanmış diyor. Şöyle uzatsanız başınızı da diyor, başınızdaki şeyleri hani tozları yıkasam diyor. Temizliyor, tozları yıkıyor. Efendim güzel kokular getiriyor. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın başına sürüyor güzel kokuları. Efendim peki diyor, geçiminiz nasıldır kızım diyor. Vallahi diyor, geçimimiz çok iyi diyor efendim diyor. Biz hayır içerisindeyiz diyor. Saadet içerisindeyiz, bolluk içerisindeyiz, bereket içerisindeyiz diyor. Şükredici bir... Peki diyor, ne yiyip ne içiyorsunuz? Vallahi efendim diyor, et yiyoruz, zemzem içiyoruz diyor. O hanımefendi. O zaman İbrahim Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Diyor ki, ya Rabbi diyor, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl. Bol bereket ihsan eyle ya Rabbi diyor. Efendim işte Abdullah İbni Abbas var. Radıyallahu anh, sevgili peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu. O diyor ki, buyuruyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen et ile su, yani zemzem, burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır diyor. Neticede buyur ediyor, gelmiyor tabii, ben gitmem lazım diyor. Efendim bir emriniz olur mu diyor, hizmetinden memnun oluyor. O zaman diyor ki İbrahim Aleyhisselam, kocan geldiğinde benden çok selam söyle. Evinin eşiğini aman çok iyi muhafaza etsin diyor. Sonra akşamüstü akşam geliyor İsmail Aleyhisselam. Efendim mesela o mübarek kokuları duyuyor ve kokluyor. Diyor ki geldi eve. Diyor ki şöyle mübarek bir zat geldi diyor. Ay yüzlüydü diyor falan, met ediyor yani. O benim babamdı diyor. Aa, ne dedi diyor, bana söylemen için bir şey söyledi mi sana? Evet diyor, evinin eşiğini iyi muhafaza etsin dedi diyor. Ah diyor, o diyor işte benim babamdı diyor. Ve evinin eşiği dediği de sensin diyor. Efendime söyleyeyim. Ey Hale, Haleymiş ismi. Sana müjdeler olsun.
ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın nuru sana nasip olacaktır, nasip olacaktır diyor. Gerçekten de Hazreti Hale radıyallahu anha annemiz hamile kalıyor Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan. Hazreti İsmail'in alnında parlayan Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru Hale annemize intikal ediyor. Oradan işte sevgili peygamberimizin mübarek dedesi dünyaya geliyor. Evlatlarına böyle intikal ediyor. Hep mümin annelerden, mümin babalardan meydana gelmiştir. Resulullah Efendimizin dedeleri, nineleri, babaanneleri hep mümin idi. Ha Alper Bey. Evet. Yani mümin kimselerdi, muttaki kimselerdi, kafir değillerdi. Hatta bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer değil idi. Azer amcası idi. Kafir idi Azer. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Taruh idi, Müslüman idi ama vefat etti. Taruh'tan oldu Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Efendim, fakat Taruh vefat edince Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın annesini yani Taruh'un hanımefendisini kim aldı? Azer. Azer aldı. Üvey amcası, amcası ve üvey babasıydı. Onun için baba dediği vakidir ona ama hakiki babası o değil, Taruh'tur. Bunu da antiparantez söylemiş olalım. Evet, şimdi tabii 175 yaşında Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den sonra Kudüs'te vefat etti. Kim? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Kudüs civarında Habrun kasabasında defnedildi. Bir mağaraya defnedildi. Bu kasaba İbrahim Aleyhisselam, hani İbrahim'i Halilullah'tır ya, efendime söyleyeyim, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın Halili olmasına izafetle bu Habrun kasabasına Halilurrahman derler Alper Bey. Evet. Halilurrahman derler. Hala var bu Halilurrahman. Var. Efendime söyleyeyim. Hazreti Lut, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ile pek çok peygamberin bu beldede bulunduğu rivayet edilir. Müslüman hükümdarları oradaki mescitleri, türbeleri kendi devirlerinde tamir ettirmişlerdir. En son tamiri de Osmanlıların Ulu Hakanı, Gök Sultanı, efendim cennet mekan Sultan Abdülhamit Hanesani, yani Sultan II. Abdülhamit Han tamir ettirmiş efendim. Cennet ruhu şad olsun. Ruhu şad evet olsun. Efendim. Evet. İşte Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip bir gece rüyasında görüyor, diyor ki kalk Zemzem kuyusunu kaz. Zemzem kuyusunu kaz. İşte bir tanecik oğlu varmış. Adı da Haris o zaman. Oğlu Haris'le beraber Kabe'nin yakınında işaret edilen yeri kazmaya başlıyorlar. Uzun da ben kısadan anlatıyorum. Önceleri tabii Kureyşler ilgilenmiyorlar filan filan. Sonra oğlu Haris'le beraber Zemzem kuyusunun gerçekten efendim Abdülmuttalip tarafından açıldığını görüyorlar. Efendim bu sefer Kureyşler diyor ki hak talep ediyorlar bu kuyudan. Halbuki Hazreti Abdülmuttalip Efendimizin dedesi kazdı, yani oğlu Haris'le beraber. Efendim dedi, diyorlar ki bu bizim dedelerimizin kuyusudur. Şeyler diyor, Kureyşler diyor. Burada bizim de hakkımız var. Üstelik senin bir tek oğlun var. Haris, başka kimsen yok. Eğer bizim teklifimizi kabul etmezsen sen bizimle başa çıkamazsın bir oğlandan. Nasıl çıkacaksın diyorlar. Efendime söyleyeyim. Gerçekten de Abdülmuttalip Efendimizin yani bu Kureyşlerle efendim tek bir oğulla mücadele edecek takatı, gücü yok. Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etti, yalvardı. Dedi ki ya Rabbel Alemin, bana 10 çocuk ihsan eyle. Eğer bu duamı kabul edersen sana onlardan birini Kabe-i Muazzama'nın yanında kurban edeceğim. Aynen böyle söyledi. Ya adak adadı ya. Adak adadı yani. Ya. Allah-u Teala onun bu duasını kabul etti. Ona 10 tane oğul ihsan etti Abdülmuttalip Efendimiz'e. Bu 10 oğlundan birinin adı da Abdullah'tı. İşte o Peygamber Efendimiz'in babası. Evet. Çocukları içinde Abdülmuttalip Efendimiz en çok o Abdullah'ı severdi. Bir gece Abdülmuttalip'e rüyasında
şöyle bir ikaz yapıldı. Ey Abdülmuttalip, adağını yerine getir. Adak adamıştı ya, değil mi? Evet. Abdülmuttalip yıllar geçmiş aradan, seneler önce adadığı adağını unutmuş Alper Bey. Hemen sabahleyin bir koç kesti o da, hani adanı yerine getir deyince. Ertesi gece yine rüya gördü. Rüyasında yine ikaz edildi. Daha büyüğünü kes ey Abdülmuttalip. Daha büyük bir kurban kes. Bu defa Hazreti Abdülmuttalip Efendimizin dedesi bir sığır kurban etti. Koç kesmişti ya, şimdi bir evet. Sığır kurban etti. Fakat yine ikaz edildi. Daha büyüğünü kes. Bu defa da bu sefer de deve kurban etti. Deve kesti. Fakat yine ikaz devam ediyordu. Bunun üzerine rüyada sordu. Bundan daha büyüğü ne olabilir ki deveden büyük? Efendim, ne kesmeliyim? O zaman kendisine şu cevap verildi Alper Bey. Seneler önce oğullarından birini kurban etmeye adamıştın. Bu adağını yerine getir. Bu adağını yerine getir. Ey Abdülmuttalip denildi. O zaman Abdülmuttalip hatırladı böyle adak adadığını. Sabah olunca oğullarını yanında topladı, 10 oğlunda. Efendim böyle böyle dedi. Mecburen işinizden birini kurban edeceğim. Babacığım dediler, memnuniyetle hangimizi istersen kurban edebilirsin dediler oradakiler. Yani oğulları. Efendim Abdülmuttalip kurban edeceği oğlunu kura ile tespit etmek istedi. Kura da en çok sevdiği işte Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin babası Abdullah'a isabet etti Alper Bey. Enteresan değil mi? Enteresan. Efendim. O zaman Kureyşliler duyunca bu hadiseyi koşup geldiler, dediler ki biz senin yapacağın bu işe asla razı değiliz dediler Kureyşliler. Eğer sen bu işi yaparsan adet haline gelir, herkes oğlunu kurban etmeye kalkışır, bunu yapmaya kendini mecbur addeder. Dolayısıyla buna bir çare bulalım. O zamanın alimlerine gidip danışıyorlar, bilginlerine. Efendim o devirde Kureyş'te insanın diyeti 10 deveymiş Alper Bey. 10 deve, bir insanın diyeti 10 deve. Efendim o zatlar diyorlar ki develerle oğul arasında kura çekeceksin diyorlar. Ve kura Abdullah'a çıkarsa 10 arttır. Tekrar çıktı. 10 artır. Bu efendim, şekilde develere çıkana kadar arttır diyorlar. Tamam mı? Şimdi kura çekiyor Hazreti Abdülmuttalip. Deve ve oğlu arasında çekiyor. Efendim her kura Abdullah'a isabet ediyor. Allah Allah. Deveye isabet etmiyor yani. 10 arttırıyor. Efendim yine Abdullah'a isabet ediyor. Deveye isabet etmiyor. 10 arttırıyor. Böyle ancak 10. kurada efendim develere isabet ediyor. O zaman işte Abdülmuttalip 100 deve oluyor öylece de, evet, değil mi? 100 deveye isabet edince Beytullah'ta 100 deve, Beytullah'ın yakınında 100 deve kurban ediyor, kesiyor. Kureyş'in ne kadar fakiri fukarası, garibi gurabası, ne kadar ihtiyaç sahibi varsa hepsine efendim dağıtıyor. Ya etlerini kendisi de yemiyor. Efendim onlara dağıtıyor. Adak çünkü bu. Evet. Tamam mı? Hı hı. Akika olsa yenir. Adak olduğu adak olsa için yenmez. Kendisi yemiyor. İşte efendim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hem Hazreti Abdullah'ın oğlu değil mi? Evet. Aynı zamanda İsmail Aleyhisselam'ın neslinden olduğu için büyük dedesi de o. Onun için bu iki hadiseyi telmih ederek buyurmuşlar ki ben iki kurbanlığın oğluyum. Evet. Demek çünkü İsmail Aleyhisselam da kurban edilme durumuyla karşı karşıya kaldı. Ama Allah-u Teala efendime söyleyeyim o koç ihsan etti. Yerine koç kurban edildi. Efendim Abdullah Efendimiz de radıyallahu anh
kurban edilme ile karşı hadisesiyle karşı karşıya kaldı. Onun yerine de 100 deve kurban edildi. Bunun için Efendimiz öyle buyurmuşlar. O hadis-i şerif oradan geliyor. İki kurbanlığın oğluyum. Evet. Buyurmuşlar. Sadaka Resulullah. Evet. Uzun tabi de bu kadar yeter efendim, değil mi? Anlatmış olduk hadis-i şerifin nereden geldiğini. Çok güzel evet anlattınız efendim. Teşekkür ederiz. Kalan kısımda da İhlas Vakfı'nın yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili faaliyetlerinden bahsedelim istiyoruz. Nasıl kurban faaliyetlerine devam ediyorsunuz? Evet. Fiyatlar açıklandı herhalde. Yurt içinde ne kadar, yurt dışında ne kadar? Ondan başlayalım. Buyurun. Kısaca anlatayım efendim, müsaade ederseniz. Geçen programda da anlatmıştık zaten beraberce. Aynı suali tevcih etmiştiniz bana. Şimdi efendim, biz kurban fiyatlarımızı şöyle tespit ettik. Yurt dışında büyükbaş hayvan hisse fiyatı 3500 lira. Yani 3500 lira ucuz efendim. Nereden anlıyoruz ucuz olduğunu? Yurt içi fiyatını da 11 bin lira olarak tespit ettik. Ama Türkiye'de hayvan maalesef çok pahalı. Pahalı. Efendim yem pahalı, şu pahalı, bu pahalı. Maliyetler yüksek. Efendim bu yüzden Türkiye'de yurt içinde büyükbaş hayvan hisse bedelini 11 bin lira. Bu da en ucuzudur ha. 11 bin lira. Efendim yurt dışı hisse bedelini ise 3500 lira olarak belirledik. Niye 3500 lira olarak belirledik? Çünkü vatandaşlarımız kolayca kurbanlarını kessinler rahatça diye. Rahatça bu ibadeti yapabilsinler. Evet efendim. Çünkü kurban kesmek bir ibadettir. İş olsun, adet olsun filan bu değil. Maksatla kesilmez. Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Ve bizim memleketimizde çoğu Hanefidir. Hanefi mezhebinde vaciptir efendim. Evet. Kesmesi vaciptir. Şafii de var Şark'ta. Değil mi Doğu'da? Şafii vatandaşlarımıza ise Şafii mezhebinde sünneti müekkededir. Ne demek sünneti müekkede? Kuvvetli sünnet demek Alper Bey. Dolayısıyla vatandaşımız rahatça bu vacip olan ibadetini yerine getirsin. Ama insanlar bir de sevaba girmek istiyor. Sevaba kavuşmak istiyor. Efendim fazladan kesmek istiyor. Nasıl? Ölmüş olan annesi var, ölmüş olan babası var, ölmüş olan büyük babası var, ölmüş olan babaannesi var, ölmüş dedesi var, ölmüş nenesi var, değil mi efendim? Bunlara da kesmek istiyor, sağ bunlara gönderilmek üzere. Hanımı var, hanımının takacağı efendim bir miktar bileziği var. Bunlar 96 gram mesabesine ulaşmışsa kurbanı kesmesi lazım. Ona da vacip oluyor zaten. Ona da vacip oluyor. Ayrıca mesela akil bali olmuş genç kızı vardır. Gelinlik efendim, çağda. Gelinlik çağdadır. Belki çeyizi var kızın. Evet çünkü neden bizim ahali çok, bilhassa anneler çok düşkünler kızlarına çeyiz yapmaya. Hemen alıyorlar tamam mı? Ve bunları biriktiriyorlar. Ama kızın bunlar. Efendime söyleyeyim. Bunları toplasalar, değerlerini ortaya nisap koysalar. Nisap miktarına ulaşacak. Ona da vacip olacak. Yani dolayısıyla vatandaşımız rahatça kurbanını kessin diye ucuz belirledik. Uygun fiyat 3500. Belirlenmiş gerçekten. Efendim ehven fiyat belirledik. Evet, gerçekten. Samimi söylüyorum. Efendim mesela. Yani işte dediğiniz gibi Türkiye'deki hisse bedelinden anlaşılabilir. 11 bin lira Türkiye'de. Üçte bir fiyatına yurt dışında. Evet. 10.500 lira yapıyor 3 tanesi. Hatta ha? Yani evet. Evet. Efendim kendisi için kesebilir. Vacip kurban. Efendim hanımefendisi için kesebilir. 2. Efendim kızı varsa, demin kızı dedik öyle örnek verdik. Kızı için keser. 3 değil mi? Evet. Efendim kendi annesi için keser. 4. Kendi babası için keser. 5. Efendim kayınpederi için keser vefat etmişse. Kayınvalidesi için yani hanımefendisinin annesi babası için. Yetti zaten 7. Bir hayvan. Hadi sağ diyelim onlar kendileri kesecek. Yahu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir tane kurban kesmezdi, iki kurban keserdi. Bir tanesini kendisi için keserdi, diğerini ümmeti için keserdi. Bu bizim için, bizim gibi günahkar ümmeti için kesmiş. İmkanımız varsa
Biz de sevabı sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ruhuna gönderilmek üzere keselim. He? Evet. Efendime söyleyeyim, sevabını da sevgili peygamberimize gönderelim, bağışlayalım. Sevgili peygamberimiz de o kurban kesip sevabını bağışlayan kardeşimize şefaat etsin ya. Doğru. Bundan güzel bir şey olur mu? Evet. Ya hocanın adına kes. Tabii. Dini İslam öğrendiğin hocanın adına kes. Akikası varsa akikasını kesebilir. Akikası. Kendi akikası, hanımının tabii, akikası, tabii, belki kesebilir. Çocuğunun akikası tabii varsa. Yani imkan evet çok. Tabii. Hangi ülkelerde kesilecek? Efendim Afrika'da Çad'da kesiyoruz, Uganda'da kesiyoruz, bir de Somali'de kesiyoruz. Somali'de iki noktada, iki ayrı bölgede. Evet. Uganda'da da aynı şekilde iki ayrı bölgede kesiyoruz. Ayrıca efendim Asya'da, Afganistan'da kesiyoruz. Biliyorsunuz orada bizim 200 civarı külliyemiz var. 6 ila 13 yaş arasındaki çocuklar bunlar. Efendime söyleyeyim, bu külliyelerimizde biliyorsunuz su kuyusu var, erkek dersiği var, kız dersiği var. Efendim su deposu var, şadırvanlar var filan filan var, oğlu var. Çok anlattık bunları. Evet. Efendime söyleyeyim, buralarda öğretmenler var, müderrisler var, öğrenciler var. O köylerde garip var, guraba var. Buralarda dağıtıyoruz. Hindistan'da kesiyoruz bir de. Hindistan'da da efendim Müslümanlar biraz garip. Hinduların, Brahmanların içerisinde. Efendim o garip garip guraba Müslüman Hintlilerin medreselerinde dağıtıyoruz etleri. Efendim Kur'an-ı Kerim kurslarında dağıtıyoruz. Efendim orada da bu yüzden kesiyoruz. Onları şey bırakmamak için, melul mahzun bırakmamak için. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza, ha kurbanlarımızı seçtik. Yani adam gönderdik iki kere Alper Bey. Onu soracaktım evet ben de. Yani kurbanın taşıması tabii gereken kurban tabii hayvanının bazı vasıflar tabii var. Onları nasıl tabii belirliyorsunuz? 2 yaşını aşmış olması lazım. 2 yaşını doldurmuş olması lazım. 2 evet yaşını doldurduğunu nasıl anlıyoruz? Bir ay önceden, iki ay önceden ekipler gönderiyoruz. Kurban keseceğimiz ülkelere sürüleri seçiyorlar. Dişlerine bakıyorlar. Kapak atmış mı, atmamış mı? Yani 2 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı? Bunu anlayıp ondan sonra kulağına küpe vuruyorlar. Gözü kör mü değil mi? Kuyruğu kopuk mu değil mi? Topal mı değil mi? Kulağının yarıdan fazlası kesik mi değil mi? Kuyruğu tam mı değil evet mi? Tam bunların hepsine bakıyorlar. Evet. Ondan sonra kulağına küpe vurup efendime söyleyeyim, bu küpe vurduğumuz hayvanları şeyde Kurban Bayramı'nda kesiyoruz efendim. Etlerini ayrıca nasıl? İşte dağıtıyoruz, demin ifade ettim ya, şeylerde dağıtıyoruz. Oradaki tabii garip kurabaya, külliyelerimizde, yetimhanelerimizde, evet, evet yetim çocuklara dağıtıyoruz. Etleri dağıtmamaz. Zayi olmuyor yani etlerde. Kesinlikle zayi olmuyor. Kapış kapış gidiyor. Daha yetmiyor yok mu bile hatta. Evet, yani diyenler oluyor. Yani kurban kestiğimiz yerde şuna rastladı bizim arkadaşlar. Kurbanın kuyruğunu efendim kapıp da kaçıran insanlara rastlandı. O derece mahrumiyet evet bölgeleri mahrumiyet var yani. Mahrumiyet bölgesi. Evet. Efendim biz Allah'a şükür yine yiyebiliyoruz iyi kötü. Elhamdülillah. Onlar evet gibi değiliz. Onlar senede bir kere yiyorlar. Efendim bunun için yine Türkler geldi. Efendim Türkler bizi gene unutmadı diyorlar. Çok memnun kalıyorlar efendim. Sonra gayet kolay efendim. Bizim bizi izleyenler nasıl vekalet verebilirler? Gayet vakfa kolay efendim. Efendim web sitemiz var. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum. www.ihlasvakfi.org.tr. Buradan web sitemize girip kurban sekmesini tıklayıp efendim tıkladıkları zaman karşılarına vekalet formu geliyor. Bu vekalet formuyla vekaleti verebilirler. Önce vekalet formunu dolduracaklar. Bakın Alper Bey, önce vekalet formu. Vekalet, önce para değil. Vekalet ondan daha sonra önemli para yatırabilir. Evet. Yani önce para sonra vekalet değil. Önce ne? Vekalet. Vekalet formu, bunu dolduracak. Sonra parasını yatıracak. Biz onu kaydederiz. Zaten oradaki arkadaşlarımızı vekil tayin ediyor. Bizim gönderdiğimiz yurt dışına arkadaşlarımızı vekil tayin ediyor. Onlar onun namına hayvanları alıyorlar. Efendim ve kurban kesim vekaletini de okuyaraktan kasaba bizzat veriyorlar. Ve biz bu seronomi denmez ya, bu ibadeti yani kurban kesme ibadetini
hani o vekalet veriyor ya şeyde kasaba efendim videosunu çekiyoruz, gönderiyoruz. Bağışçıya videosu evet. da gönderiliyor. Eğer cep telefon numarasını bize vermişse, akıllı telefonu varsa, akıllı telefonu varsa videoyu muhakkak efendim cep numarasına gönderiyoruz. Çoluk çocuğuyla beraber seyredebilir ve bunu saklayabilir efendim. Dolayısıyla bağışçılarımızın nesini bekliyoruz? Bağışlarını bekliyoruz. Bakın son hafta bu ha. Bitmek evet. üzere ha. Efendim bugün yarın biter. Yani kontenjanda sınırlı, namütenahi bir kontenjan yok. Yok tabii efendim. O yüzden hani vekalet vermeyi düşünenlerin aslında acele etmesi evet, gereken acele bir etsinler, versinler. Günlerdeyiz yani. Evet efendim. Yoksa biz doldu deriz, kapatırız yani. Evet. Çok mahrum fazla kalırlar evet. Çünkü din-i İslam'a uygun biz vekaletimizi alıyoruz. Din-i İslam'a uygun bir şekilde kesiyoruz. Hayvan kurbanlık vasıfları haiz mi değil mi bakıyoruz. En önemlisi 2 yaşını doldurmuş mu değil mi buna bakıyoruz. Ve videosunu da cep telefonuna gönderiyoruz. Bağışçılarımızın kurban vekaletlerini bekliyoruz efendim. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, ülkemizde insanlar en çok kurban vekaleti verdikleri zaman o ibadetin hakkıyla yerine getirilip evet. getirilmediğinden Doğru. endişe ediyorlar, Doğru. şüphe ediyorlar. Doğru. Biz biliyoruz ki İhlas Vakfı bunu hakkıyla Doğru. yerine getirecektir. Doğru. Bütün vakıf personeline, yurt dışına gitmiş olan ekiplere buradan çok teşekkür ediyoruz sizin namınızda. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz, oradan izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlardan da haberdar olursunuz. Aynı zamanda pazartesi akşamları saat 10'da TGRT FM radyosunda programlarımızı dinleyebilirsiniz. Spotify üzerinden de ses dosyası olarak mobil cihazlarınıza indirip istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.